Efendim, Levent Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Layı TV'deyiz. Ayrıca Kampüs'e Sorduk programındayız. Bu hafta bahar söyleşilerimizin son günüydü ve güzeller güzeli bir hanımefendi yanımda Birce Akabay. Efendim, hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı bir gündü benim için de. 2 yıl önce İstanbul'da karşılaşmıştık Taksim'de ama bu kadar heyecanlanacağımı bilmiyordum. Taksim'de bir ara sokakta bir yerdeyiz. Evet. Geziyordunuz yani. Evet. Yok, biz karşılaştık, fotoğraf çekildik, var fotoğrafımız var ama hani öyle samimi şey değil, normal. Evet. Hayır, öpüştük, sarıştık mı dediniz de. Çok samimisiniz, çok tatlısınız. Efendim, harika bir söyleşi geçirdik. Çok büyük talep vardı, olmaması mümkün değildi zaten. Ben girmeden söyleşiye Instagram'ım bloklandı. Çünkü Birce Akalay fanları beni soputtular. Soru. Ama tabii ki vaktinizi de almak istemiyorum. Öncelikle Kıbrıs'a yeni geldiniz. İlk defa geldiniz. Nasıl buldunuz? Okulumuzu nasıl buldunuz? Onları alayım. Okulunuzu yani açıkçası çok misafirperversiniz, çok tatlısınız. Yani inanılmaz bir skala var. Mesela şu an bile görüyorum. Şu an bir şeyler çalışıyorlar muhtemelen orada galiba. Bir şeyler çekiyorlar. Şahaneler yani. Ben kampüsünüze bayıldım gerçekten. Koskocaman. Yani İstanbul'da böyle kampüs çok fazla okulda yok. O yüzden çok şanslısınız bence. Bir de hepiniz pırıl pırıl görünüyorsunuz. Tatlı. O yüzden hani söyleşi de çok keyifli geçti. Yani sorular çok tatlıydı. Enerji, sinerji çok güzeldi. O yüzden ben çok mutluyum. İlk defa geldim Kıbrıs'ta ama ya benim için şahane bir repo günü oldu yani. İlk izleniminizin böyle olması bizi çok mutlu etti. Levent Avrupa Üniversitesi olarak zaten bizi çok çok mutlu ettiniz gelmenizle. Hemen fanlarınızı da üzmemek adına, çünkü YouTube sayfasına program çekiyorum okulda. Sordukları soru şu, siyah beyaz aşkla alakalı. Neden bitiyor? Ya da Birce Hanım Aslı iken nasıl bir karakterdeydi? Üzüldü mü? Bunları soruyorlar. Bunlar hakkında bazı soruları var. Dizinin, şöyle diyeyim, seni de yormayayım. Dizinin bitmesinin sebeplerinden, yani şimdi her işin günün sonunda bir ömrü var. Biraz önce söyleşti de ondan bahsettik. Günün sonunda başrol senaryonun. Biz gelen şeyi en iyi şekilde icra etmek için orada bulunan insanlarız. Ruh üflüyoruz o karakterleri. Günün sonunda tabii ki bizim de çabalarımız var. Yapımcının çabaları var, yönetmenin çabası var, senaristin çabası var. Ama günün sonunda 170 dakika her hafta bir iş maalesef yazılmak zorunda. Bu da neredeyse bir sinema filminden uzun. Dolayısıyla kimsenin hakkını yemeden şöyle bir sonuca gelmek istiyorum. Bu sistem içerisinde maalesef bazen bazı işler bu sistemin içerisinde tutunabiliyor, bazı işler bir yere kadar tutunabiliyor, bazı işler hiç tutunamıyor. Biz şanslıyız ki bir sene boyunca bu sistemin içerisinde direndik ve tutunduk. Bunu yaşayamayan, yapamayan, altından kalkamayan bir sürü proje oluyor. Çok şükür ki onların sayesinde, seyircimiz sayesinde biz bir şekilde tutunduk ve bir sezon ekranda kalabilmeyi başardık. Ama bunun sonrasında da maalesef yeterli donemiz yoktu. Yani birazcık hikayesel durumlar, onun nasıl diyeyim? Tükenmesi diyelim, hikayenin de birazcık artık tükenmesiyle seyirciyi de kaybettik, izleyi de kaybettik. Dolayısıyla bu yüzden bitiyor. Onun haricinde tabii ki bitmesini istemem, tabii ki üzülüyorum ama günün sonunda profesyonel bir hayat bu, profesyonel bir dünya. O yüzden bu proje olmaz, başka bir projede tekrar buluşuruz, tekrar bir araya geliriz ama ben şu anda hani bütün emekçi arkadaşlarıma, başta tüm rol arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür etmiş olayım. Çünkü biz çok keyifli ve çok güzel çalıştık. Hiçbirimizin arasında en ufak bir dert tasa olmadı. O yüzden ben çok mutluyum siyah beyaz aşkı çekmiş olmaktan, orada var olmuş olmaktan ötürü. Hepsi bir deneyimdi. Biz sizi de ekranda görmeyi... Açıklayıcı oldu ama, değil mi? Yani tam olarak onların bütün sorularını açıklamış oldum şu anda. Çok soru vardı ama ben kapsadım. Siz de çok iyi anlatmış oldunuz. Tamam. Hayır, yani soru sorarak kapsamış oldum. Olsun, anladım ben seni. Tamam, sıkıntı olmasın yani. Biz sizi ekranda görmeyi çok seviyoruz. Onlar da çok yeni projeleri heyecanla bekliyorlar. İnşallah... Biliyorum, farkındayım ama işte biz de biraz dinlenelim ki sonra daha güzel olsun her şey. O zaman iyi tatiller diliyorum. Ayaklarınız... Çıktı. İnşallah çıkmamıştır ama ben şu an çok mutluyum ya. Yani. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.